Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda 2021 YKS hakkında konuşmuş olacağız. Herkese tekrardan büyük geçmiş olsun. Umarım dilediğiniz gibi hedeflerinize ulaşmış olursunuz diye umut ediyorum. Evet, sınav zordu ama bu herkes için geçerliydi arkadaşlarım. O yüzden lütfen paniğe veya endişeye kapılmayın. İnşallah dilediğiniz gibi bir sıralamaya sahip olursunuz ve istemiş olduğunuz bölüme girmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bu videomuzda önemli görmüş olduğum birkaç husustan bahsetmiş olacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde bu videoyu dinlemenizi istiyorum. Hani puandan da sonuçtan da tercih hakkında da önemli bilgilere yer vermiş olacağım. Tavsiyelerimi size aktarmış olacağım. O yüzden bundan sonraki süreçte ele alacağımız diğer konular hakkında da fikir sahibi olmak için ve önemli bir zemin oluşturabilmek için bu videoyu tam teşekkürle dinlemenizi rica ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet YKS sınav süreci bitti. Emek verdiniz, çalıştınız, ve sınava dahil oldunuz. Bundan sonraki süreç artık sonuç bekleme ve tercih dönemi işlemi arkadaşlarım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki başta belirtmiş olduğum gibi sınav zordu evet ama bu sadece sana değil %70-%80'lik kişilik bir kitleye hitap ediyor bu zorluk arkadaşlarım. Bu durum neredeyse herkes için geçerli olduğu için lütfen endişe duymayın. Zaten önemli olan başarı sıralaması. Puanın düşük gelebilir fakat sıralamaya oranladığımız zaman herkes için bu durum bu şekilde olacağı için sıkıntı yaşamayacaksınız diye düşünüyorum arkadaşlarım. Velhasıl puanınızı veya sıralamanızı öğrendiniz. En önemli süreç olan YKS tercih işleme başlamış olacak. Bana göre hatta herkese göre en önemli aşama burası arkadaşlarım. Doğru tercih hayat kurtarır gerçekten. Yanlış tercih ise tüm hayatınızı olumsuz etkileyebilir. O nedenle sizden büyük ricam bölümleri, sıralamaları, geleceği, kontenjan sayısını, kaç ilde bu bölümün varlığını yapabileceğin bir meslek olması gerektiğini asla ama asla unutma. Sadece üniversite okumak için tercih vermek maddi manevi sizi epeyce yıpratmış olacaktır. Ben elimden geldiğince tercih zamanı boyunca sizlere tam destek vermiş olacağım. Bölümleri, iş olanağını, kaç mezun olduğunu, sıralamanın önemini hepsini tek tek ele almış olacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Lütfen tüm bu emniyete karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak süreç, tercih döneminden haberdar kalmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımda doğru tercih benim en önemli vurgum. Kapak resmine de bunu görebilirsiniz zaten. Sadece üniversite boyunca değil mezun olduktan sonraki süreçte sizlerin atanmanız için elimden geldiğince duyuruları, ilanları sizlere paylaşmış olacağım arkadaşlarım. Yani kısacası işinize yarayacak tüm bilgileri bu kanaldan saklanmış olacağım. Demiş olduğum gibi kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Peki doğru tercih dedik. Burada en dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Dört madde halinde kısaca şöyle bir özetlemek istiyorum sizlere arkadaşlarım. İlk olarak sizin hedefiniz çok önemli sizler her şeyden önce kendi hedefinizi yerinize getirmiş olmalısınız. Eğer yeteri kadar puanınız yoksa kesinlikle bir yıl daha hazırlanmanızı tavsiye ediyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Bakın çok dikkat etmeniz gerekiyor şuna. Sizin istediğiniz bölüm hiçbir ataması olmasa bile siz onu seçin. Onun için mücadele edin. Örneğin fotoğrafçılık okumak istiyorsun ama ataması yok örnek görüyorum tamamen. Şu an son güncel verilere bakmadım. Fotoğrafçılığın ataması nasıl diye bakmadım. Örnek mahiyetinde veriyorum sadece. Ataması yok. Kesinlikle o şekilde düşünmeyeceksin. Sen zaten o konuda iyisin. Kendini o konuda iyi hissediyorsun. Geleceğin zaten çok parlak olacaktır. Hiç merak etme arkadaşım. Bu sırf üniversite okumak için değil, hayalin olduğu için okuyorsunuz. sevgili olsun. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. İkinci önemli bir konu ise Gerekli puanı veya gerekli koşulları ele alarak bir bölümü kafanda kurdun veya birkaç bölümü kafanda kurdun. Tercih kılavuzunu taradın ve 30 adet yer belirlemiş oldun. Tüm bu tercih etmek istediğin bölüm veya şehirleri sıralamaya geldi iş. Bu esnada ilk olarak senin en çok istediğin bölüm ve aralarında en iyi bölüm olmalı. Bunu unutma. Örnek olarak sınıf öğretmenliği ve coğrafya öğretmenliğini çok okumak istiyorsun. Hani bu iki bölüm arasında git gel yaşıyorsun ve ikisini de tercih etmek istiyorsun. Aralarında şu şekilde bir sıralama yapman gerekiyor. Ataması en iyi olan bölüm. Şimdi sınıf öğretmenliği şu dönemde coğrafya öğretmenliğine göre daha iyi olduğu için kesinlikle sınıf öğretmenliğini ilk sıralara koyman gerektiğini unutma lütfen. Hani aralarında en iyi bölüm, ataması en iyi olan bölüm bölümleri seçmiş olman gerekiyor. Bakın ben bunu ne zaman söyledim? Senin 30 adet tercihinin belirden sonraki süreçte sıralama işlemini söylüyorum. Hani senin tercih tablonu oluşturmadan önceki durumu söylemiyorum. Sen mesela sınıf öğretmenini sevdiğin için tercih sıralamasına koymak istediğini düşünüyorsun. Sırf ataması iyi olduğu için değil. O bölüm sana hitap ettiği için. Hani o bölümde kendini iyi bir yerde görebileceğin için onu tercih ediyorsun. Ve sıralama konusunda artık sana tavsiyemi sunuyorum. Sınıf öğretmenliğini başa yazacaksın. Coğrafya öğretmenliğini daha sonrasında yazmış olacaksın diyorum. Hani benim tavsiyem bu yönde olmuş olacak ileride. Zaten zamanı geldiğinde tüm detayları hepsini en ince detayına kadar ele almış olacağız. Hiç merak etmeyin. Sadece bunlar örnek mahiyetinde arkadaşlarım üçüncü olarak senin seçtiğin bölüm derslerini araştırmış olman gerekiyor. Birebir o bölümden mezun olan hatta gideceğin şehirde okumuş olan biriyle tüm merak ettiklerini kesinlikle sormuş olmanı tavsiye ediyorum. Yani sizlerin tercih edeceği bölüm ve şehirlerde yaşayan biriyle görüşmüş olmanız size artı puan kazandırmış olacaktır arkadaşlarım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. 4 önemli tavsiyem arasında özet niteliğinde size aktaracağım son bilgi ise şu şekilde arkadaşlarım. Senin için okuduğun bölüm gerçekten sana hitap ediyor mu? Buna çok iyi karar vermelisin. Örneğin tıp okumak istiyorsun fakat yıllardır kandan, dikişten, iğneden korkuyorsun. Asla bunu aşamayacağını düşünüyorsun. Veya en basitinden hastane ortamı seni geriyorsa bununla başa çıkamayacaksan asla bu bölümü tercih etmelisin sevgili dostum. Farklı bölümler tercih etmelisin. Bu durum öğretmenlik için de geçerli okul ortamı seni geliyordur. Veya mühendislik için geçerli bu durum. Yani inşaat mühendisi, makine mühendisliği bunlar sana hitap etmiyorsa veya bir sağlıkçı, tekniker veya bir avukat olmak istiyorsan hani bunlar sana hitap ediyor mu? Bu meslekler sana hitap ediyor mu? Bu meslekleri kendi de buluyor musun? yapabileceğine inanıyor musun? Bunlara çok iyi karar vermen gerekiyor sevgili dostum. Ondan sonraki süreçte artık tam teşekkürli bir şekilde tercihini gönül rahatıyla vermiş olacaksın. Yine demiş olduğum gibi zamanı geldiğinde en ince detayına kadar tercih tablonu iyi bir şekilde oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Evet benim aktaracağım hususlar şu an için bunlar arkadaşlarım. Umarım dediğiniz yerlere güzel bir şekilde yerleşmiş olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen tüm BMT'ye karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi, süreç, atama ve diğer duyurulardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.